Merhaba sevgili arkadaşlar, günaydın arkadaşlar. Selam arkadaşlar, yeni videodan hepinize merhabalar. Bugün kitapla ilgili fakat kitap yorumu ya da incelemesi içermeyen bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda sevgilim beni güzel bir etkinliğe davet etti. 20 soruda yine kitaplarla ilgili o mu bu mu anketi yapacağız. İlk kez böyle bir şeye katılıyorum. Aslında çok heyecanlıyım. Bir taraftan da çok mutlu oldum. Çünkü kitaplar dışında sizle aslında çok fazla sohbet etmiyorum. Ve belki bu cevaplarla beraber beni birazcık daha yakından tanımış olursunuz diyorum. Sizler için de soruların hepsini aşağıya bırakacağım. İstediğiniz şekilde numaralarını yazarak sizler de yorumlarda bu soruları cevaplayabilirsiniz. O zaman başlayalım. Çok heyecanlıyım. Evet, gelsin ilk soru. Birinci soru. E-kitap mı? Fiziksel kitap mı? E-kitap mı, fiziksel kitap mı? Tabii ki de fiziksel kitap. Ben e-kitaba karşı bir insan değilim ama hayatımda hiç böyle bir şey gereksinim duymadım. Bir kitabı, kocaman yani, bir kitabı eline almak, ona böyle dokunmak, o sayfaları diye içine çekmek. Ya bilmiyorum, ben kargo gelince böyle yapıyorum. Direkt bütün kitapların önce sayfalarını, numaralarını kontrol ediyorum. Ondan sonra hemen kokluyorum. Ben kesinlikle fiziksel kitap diyorum ve nereye gidersem gideyim, ki inanın benim hayatımda bir yere gitmek çok zorlu bir süreç, her zaman kitaplarımı yanımda taşıdım ve hiç de aman da ne yapıyorum demedim. O yüzden e-kitap değil, fiziksel kitap. Evet. Soru 2. Karton kapaklı kitap mı, ciltli kitap mı? Ya bu şimdi birazcık aslında şey bir durum, hani kim böyle daha da iyisini sevip istemez ki? Ya ben bu sorularda çok fazla böyle hani şey yalın cevap vermek istiyorum. Şimdi ciltli kitaplar evet çok güzel, hani karton manyağı olan insanlar da var ama benim kitaplığımdaki çoğu kitap karton kapaklı. Ciltli olan kitaplarım var. Özellikle kinkleri aslında, ciltli almaya çalışıyorum ama çoğu kink de bana hediye ve ciltli, o yüzden çok memnunum. Ciltli olan kitaba gidiyorsunuz, aynı kitap, aynı yayınevi ve aynı çeviri yapan kişi. İki katı daha pahalı neredeyse. Neden? Ben ciltli kitabı alacağıma karton kapaklısını alırım ve yanında başka bir kitabı daha alırım ve böylece iki tane kitap okumuş olurum. Bence benim yaptığım en mantıklı hareket. O yüzden karton kapak diyorum. Bazıları hariç. Evet. Soru 3. Kitapçıya gidip kitap satın almak mı, internetten satın almak mı? Ya buna da gene çok böyle şey bir cevap ver. Halktan bir insan gibi cevap vereceğim. Ya tabii ki internetten satın alıyorum. Yani ben öyle yapıyorum. Çünkü neden? Kitapçıya gidiyorsunuz. Çok güzel raflar, böyle pırıl pırıl bütün istediğiniz kitaplar orada. Arka kapağı bir çeviriyorsun, fiyata bak. Bu ne? Mesela aynı kurumun internet fiyatına bakıyorsun, ondan çok daha uygun. Ben neden böyle bir şey yapayım ki? Ama hani büyük bir indirim varsa, hani böyle dönem dönem oluyor ya, işte 10 liraya 9.90'a falan düşüyor, o zaman kesinlikle alıyorum ki zaten iyi indirimde. Ama onun dışında gidip de ay hadi ben bugün kitap alayım deyip dükkan gezmiyorum. Hani geziyorum ama alıp çıkmıyorum. Onun yerine bakıp çıkıyorum merak ettiklerimi ve eve gelip internetten sipariş ediyorum. Sıradaki soru. Dördüncü soru. Kahramanlar mı, kötüler mi? Kötüler. Ya bu soru benim için şöyle biraz. Ben çok böyle kitaplar konusunda pembe bulutlarda gezen, ay ne kadar mutlu oldular sonunda kavuştular, böyle bir tip değilim. Böyle kitapları sevmiyorum. Özellikle aşk kitaplarından, hani böyle klasikler ve demirbaşlar haricinde kaçıyorum. Ama bu soru bana yanlış bir soru. Çünkü ben Pennywise'e aşık bir insanım. Yani önüne gelenin, yani bebeğim, çocuk yiyeyim diyen bir tipe, bir şeye ben aşığım. O yüzden yorumsuz ben bu soruyu geçmek istiyorum. Pennywise. Sıradaki. Soru 5. Herkesin mutlaka okumasını istediğiniz bir kitap. Düşünüyorum. Herkesin mutlaka okumasını istediğim bir kitap. Aslında çok fazla kitap var. Mesela bir kitabı okuyorum, çok beğeniyorum ve bunun Türkiye'de yaşayan, diyeyim, toplumda yaşayan her insan için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O zaman öneriyorum. Şu an okuyup da çok herkes için ya bunu okumalısınız diyeceğim kitap George Orwell Hayvan Çiftliği. Ama mesela bir ay sonra, iki ay sonra okuduklarımdan başka bir kitaba çok bağlanırım ve hani herkes için aynı düzeyde faydalı, yararlı olduğunu düşünürüm. O zaman onu öneririm. Ama şu an için Hayvan Çiftliği diyorum. Hayvan Çiftliği videomu da hemen kendi kanalımda yine kendi reklamını yapan bir insan olarak yukarıya linkliyorum. Bu video bittikten sonra lütfen o videomu da izlemeyi ihmal etmeyin. Sıradaki soru. Soru 6. Bitirdiğin son kitap. Bitirdiğim son kitap. Ay bir dakika. Hızlandıkça azalıyorum. Onun henüz videosunu çekmedim.
videoyu çektim ama yayınlamadım aslında. Şu anda da Orhan Kemal okuyorum. Ve böyle de bana sorulmayan sorulara hemen çok dürüstlükle cevap veriyorum. Tamam. Ciddi olmayı da beceremiyorum. Tamam. Hızlandıkça azalıyorum. Tamam. Cevabım budur. Sıradaki. 7. soru. Satın aldığın son kitap. Satın aldığım son kitap. Ya ben çok fazla kitap alıyorum. Böyle bir anda görüyorum. Aa, hepsini alayım diyorum. Şurası okunmamış olan bölge. Bu daha gidiyor böyle. Saramago. Bunları satın aldım en son. Hatta story atmıştım ben bunlarla ilgili. Körlük, görmek, ölüm biri varmış biri yokmuş. Bütün isimler kopyalanmış adam. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benim doğum günümde tüm yurt genelinde çok büyük kutlamalar eşliğinde paylaşımlar yapıldı. Ve doğum günü hediyem Harry Potter. Çok çok mutluyum. İstiyordum ki bu yaşımda gelsin ve bu yaşımda geldi. O yüzden acayip mutluyum. Şöyle bir de böyle göstermek istiyorum. Bir de böyle göstermek istiyorum. Biliyorsunuz alışveriş videosu çekmediğim için bunu böyle araya Harry aşkını sıkıştırmak istiyorum. Sıradaki. Soru 8. Kullandığın en garip ayraç. Ayraç. Kullandığım en garip ayraç. Benim ayraç koleksiyonum var ve sürekli bana ayraç hediye geliyor ve ben sürekli ayraç alıyorum. Ayracı buradan mesela kitabı alıyorum, değil mi? Şunu okuyayım deyip çekiyorum. Gidiyorum, hemen yanına bir tane ayracımı koyuyorum. Ama sonra ancak kitap böyle videosu falan çekilip alıntıları yapıldıktan, paylaşılıp bittikten sonra buraya geldiğimde ayracı bir yerlerden bulup getirip geri yerine koyuyorum. Kalem. Ondan sonra mutfaktaysam bıçak. Çok tehlikeli. Kitabın arasında bıçak taşıyorum. Kumanda. Ve aklınıza gelecek herhangi bir şey. Ama en son şöyle söyleyeyim. Burası benim kitap odam. Çok hızlı bir şekilde anlatayım size. Ama henüz yapılmadı. Kitaplarım o yüzden yerlerde. Çünkü hazır bir kitaplık almak yerine özel bir şey yaptırıyorum kitap boyutlarına göre. O yüzden burada başka eşyalarım da var benim. Burası sadece bana özel. Hayalim buydu, bir kitap odası. Elimde burada ne varsa, mesela spor aletlerim var. Onun mesela bir ucunu alıyorum, bandım bir tanesini hemen arasına koyuyorum falan. Bu yani hani özellikle ayraç dur koyayım olayım yok ama ayraç koleksiyonum var. Yani böyle değişik bir ruh benimki. Sıradaki soru lütfen. İkinci el kitap. Evet veya hayır. Hayır. Net bir şekilde hayır. İkinci ele durumdan dolayı öyle alanlar olabilir, seven olabilir. Aa, başka ya bana ne başkasının hatırasından, başkasının yazdığı nottan. Ben kendi anılarımı biriktirmeyi seven bir insanım ve kitaplık benim için, benim adıma kendi mirasım. O yüzden başkasının bir kitabını okumak ya da almak istemem. Ama şöyle parantez açayım. Diyelim ki bir arkadaşım elindeki kitabı okudu, çok beğendi ve o kitabı bana hediye etmek istiyor. Bu tamamen ikinci elden farklı bir dünya. Onu kabul ederim ama gidip de ben ikinci el kitap alayım demem. Hoşlanmam da, sevmem. Sıradaki. Soru 10. İlk 3 favori tür. İlk 3 favori tür. Şöyle hani birine önerecek olsam mesela. Ya da niye birini öneriyorum? Ya bu benim videom, bu benim cevaplarım. Şöyle söyleyeyim. Klasikler. Klasikler okumayı severim. Klasikler tabii ki çok geniş bir yelpaze. Ama bunun içerisinde hani böyle demirbaşlar vardır ya. Benim de videolarını paylaştıklarım gibi. Klasikleri böyle birkaç ayda bir okumayı istiyorum. Seviyorum. Yapıyorum. 2. Fantastikler, bilim kurgular, hani o bilim kurgu ve bütün alt dalları, onların da hepsini seviyorum. O evrenlere gitmek benim için çok zevkli bir olay. Ve 3, ben şeyi çok severim. Tarihi kurguyu. Mesela özellikle bunu araştırırım. Hani gerçeğe en yakın şekilde kurgulanmış o tarihi olayları çok seviyorum. O yüzden de cevabım bunlar. Sıradaki. 11. soru. Kitabı birinden ödünç almak mı, satın almak mı? Asla satın almak. Yani kesinlikle satın almak. Ben kimseden ödünç kitap almayı sevmem. Ben kimseden ödünç bir şey almayı sevmem. Ben var ya böyle şekerim bitsin o markete giderim ama yine de gidip komşudan şeker istemem. Ama kapıma gelene veririm. Hani çok iyi bir komşuyumdur. Ama kimseden ödünç kitap almam. Benden de ödünç istenmesinden hoşlanmam. Onun yerine diyelim ki çok istedi arkadaşım geldi. Ya tamam derim, sen benimkine bir dokunma. Ben ilk fırsatta onu, o kitabı alırım, satın alırım, hediye ederim ama kendi kitaplığımda vermem. Ödünce hayır. 12. Karakterler mi daha önemli, konu mu? Ya bu birbirinden ayrılmaz gibi durdum. Birbirinden ayrılmaz karakterle konu. Konu çok güzel olur ama senin karakterin böyle hıdır falan. Bu ne demek bilmiyorum. Ama
olmaz sarmaz yani. O yüzden ikisi birbiriyle eşler. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Harry Potter sokakta İngiliz mahallesinde top oynayan bir çocuk olsaydı hepimiz Harry Harry diye ölür müydük? Ölmezdik. İşin içinde Hogwarts var, büyücülük var. Bence ikisi birbiriyle böyle. Böyle. Sıradaki. Soru 13. Kısa kitaplar mı, uzun kitaplar mı? Ya çok fazla şey yapamıyorum. Bu da gene değişiyor. Ben ikisini de okumaktan çok hoşlanıyorum ama bu tarafta çok kalın kitaplarım var mesela. Ben kalın kitapları seviyorum, uzun kitapları da seviyorum. Serilere de karşı değilim. Sıradaki. 14. Sizi ağlatan kitaplar mı, güldüren kitaplar mı? Beni güldüren kitap var mı? Beni güldüren hayatım. Ya ben böyle bir kafayla gidip kitap almıyorum açıkçası. Hadi güleyim ya da hadi ağlayayım demiyorum. Özellikle zaten böyle bir şey yok. İkisinde de baştan sona bana bunu yaşatan yok. Cümleler bazen beni çok etkiliyor, ağlıyorum. O kadar yani çok buna kasan ya da takılan bir insan değilim. Beni sürüklesin diyenlerdenim ben. O yüzden ikisi için de cevabım net değil. Sıradaki. 15. Kendi dünyanızdan olan kitaplar mı, kurgusal dünyalar mı? Kurgusal dünyalar. Zaten bu dünyada yaşıyoruz. Zaten karantina altındayız. Şey gibi değil mi hayatımız? Sabah uyanıyoruz. Çok şükür. Dünkü kötü günü geride bıraktık. Bugün önümüzde daha kötü günler var. Modunda geçiyor yani bazen bunu. Şimdi kimse inkar etmesin. O yüzden kesinlikle kurgusal kitaplar diyorum. Ne güzel. Uçuyoruz, kaçıyoruz, büyü yapıyoruz, uzaya çıkıyoruz, geliyoruz. Bence muhteşem. Sıradaki. Sesli kitap. Evet veya hayır. Hayır. Hiç sevmem. Nefret ederim. Konsantre olamıyorum. Sıradaki. Bir kitabı hiç kapağından dolayı yargıladınız mı? Evet. Evet kesinlikle. Benim hiçbir yayın evine karşı özel bir sempatim yok. Onların da bana yok zaten özel bir sempatisi. Ama bazı yayın evleri var ki bir kitap basıyorlar. Kitap hani buram buram aşk kitabı diye bağırıyor ve kitabın kapağı şey dış çekim düğün albümü. Berbat, bunu yapmayın. Veya ayrılık kitabı hemen yapıştırmış oraya iki tane gözyaşını böyle ağlayan kadın. Bu ne? Yani çok kötü, acayip böyle irite ediyor beni. Yazık, belki yazarın yazdığı bir şey çok iyi bir derecede ama o kapakla beraber onu öldürüyorsunuz. Burada çok büyük iş düşüyor yayın evlerine. O yüzden yargıladım, yargılıyorum ve yargılamaya devam edeceğim. Sıradaki. Kitap film uyarlaması mı, kitap dizi uyarlaması mı? Ben ikisine de eşit derecede gelmek istiyorum. Çünkü çok iyi uyarlanmış bir kitap dizisi ya da kitap filmi bulamadım açıkçası. Hani belki bir Orta Dünya, Harry Potter falan bunların dışındadır. Bir ara mesela benim gençlik dönemlerimde Alacakaranlık vardı. O fena değildi ama çok da başarılı, birebir aynı yapılamıyor. O yüzden de bence kitap her zaman iyi. Kitap uyarlaması. Sıradaki. 19. Kitaptan daha güzel olduğunu düşündüğünüz bir film ya da dizi uyarlaması. Yok. Yok ya, kitap bambaşka bir şeydir. Orada sen bir evren var, bir dünyanın içine giriyorsun. O karakterleri kendi hayal gücünün içinde kaş çiziyorsun, ağız çiziyorsun, saçları var, sana göre hareket ediyor falan. Öyle bir şey yok yani. Ama bu konuda bence en mağdur olan King diye düşünüyorum. It'i okudum, filmi izledim. Dedim ki ben yanlış kitabı okudum yani, böyle bir şey olamaz. Buradan King'e sesleniyorum. Sevgili King. Eğer senin elinden o kitapları zorla alıp filmini çekiyorlarsa lütfen bize haber ver. Türkiye olarak inan burada çok büyük bir King tayfası var. Adama yazık ya, onlar nasıl uyarlamalar, berbat. Sıradaki. 20. Seri kitaplar mı, tek kitaplar mı? Ya bu şeye göre değişiyor. Bir kitap var mesela, başlarsın olsa da bir sürü okusam dersin. Bir sürü vardır, seriyi alır okursun. Hani tek kitaplarda da adam, bu yazış kalem gücüyle ilgili bir şeydir. Yazar 100 sayfa kitap, of, etkisinden çıkamazsın. Değişir yani. Böyle ben ikisine de varım. Kitap bir sorular bitti mi? Evet arkadaşlar, 20 sorunun 20'sinde cevapladım. Gerçekten çok kendimce cevapladım. Elbette ki soruları ben dün Mine'nin kanalından görmüştüm. Ama çok üzerine durup düşünmedim. Burada daha böyle akış ile beraber gitsin istedim. Umarım eğlenmişsinizdir. İzleyen herkese çok teşekkür ederim ve beni davet ettiği için de Mine'ye ayrıca teşekkür ederim. Onun kanalının linkini aşağıya bırakıyorum. Ve ben de bu soruları cevaplaması için sevgili arkadaşım Aybike'yi davet ediyorum. Onun kanalını da aşağıya bırakıyorum. Her ikisi için de oradaki linklere tıklayabilirsiniz. Ve ayrıca lütfen bu videoyu beğendikten sonra, ki lütfen beğenin, hani burada beğeneceğinizi düşünüyorum, like butonuna tıklamayı ve hala değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sizlerle bir sonraki videomda çok çok güzel bir kitapla görüşmek üzere diyorum. Cevapları aşağıya yazın. Hoşça kalın.